Sevgili seyirciler, otomobil almak artık pahalı. O yüzden artık eldekini en iyi şekilde korumak lazım. Hatta eskiyenleri de yeni gibi göstermek için güzel bir bakım yapmak lazım demiştik. İlk bölümden itibaren sizlerden çok güzel yorumlar ve sorular aldık. Bu hafta bu köşemizde detaylı araç iç temizliğini anlatmaya çalışacağız. Tabii ki uzman konuğumuz Bülent Bey bize bu konuda bilgileri verecek. Özellikle araç içinde yaşadığımız alan olduğu için çok daha önemli ve çok daha sık kirleniyor. Özellikle çocuklu olanlar daha çok şikayet ediyor bu konudan. Çocuklar da ayaklarıyla basıyor, çikolata döküyor. Bir sürü kir ve buna benzer detaylar içeride oluşabiliyor aracımızda zamanla. Bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Öncelikle tabii ki kurtulabilir miyiz? Bütün kirler, bütün lekeler çıkar mı? Evet. Hangi tür lekeler çıkar? Araç içindeki temizlik derken neyi kastediyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Detaylı iç temizlik ve ozonla sterilizasyon hizmetinde aracın tavanından başlanarak tabanına kadar olan bütün bölümleri detaylı bir şekilde temizleniyor. Şöyle ki tavan, camlar, direkler, dikiz aynaları, güneşlikler, emniyet kemerleri, taban halısı. Burada iş bittikten sonra bu kadarla kalmıyor, bagaj içine geçiliyor. Bagaj içindeki bütün alanlar komple temizleniyor. Artı stepneye kadar gidiliyor. Stepnenin temizliği yapılıyor. Bunun yanı sıra bagaj içindeki el aletleri de temizlenip komple yerine diziliyor. Ve sonunda da aracın içinde kumaş döşemeli ise kurutma işlemi yapılıyor. Ve ardından ozon makinesiyle ozonla sterilizasyon uygulandıktan sonra işlem bitiyor. Hangi lekelerden aracı temizleyebiliyoruz? Hangi lekeler çıkmıyor aracımızda? Biz de ona göre tabii ki aracımıza bakmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Şimdi orada şöyle bir açıklama getirmem gerekiyor. Kirleri genel anlamda incelediğimiz zaman kirler iki grupta inceleniyor. Bunlardan bir tanesi doğal kirler, bir tanesi kimyasal kirler. Doğal kirlerin olduğu gruptaki bütün kirleri temizleyebiliyoruz, bir sıkıntı yok. Kimyasal kirlerde biraz zorlanılabiliyor. Bunlara önemli bir örnek vermek gerekiyorsa örneğin mürekkep lekeleri. Bu maruziyetin döşeme üzerinde kaldığı zamana göre de değişmekle birlikte oldukça zor bir kir. Bunun yanı sıra kan lekeleri oldukça zorlu kirlerdir. Bunları da temizleyebiliyoruz. Yani araç içinde yaşadığımız en büyük bizi zorlayan kirler mürekkep ve kan lekeleri. Bunun dışındaki bütün lekeleri temizleyebiliyoruz. Ancak esas başka sorular var burada tabii. Örneğin süt döküldü, ne yapacağız? Aracı sattıran bir şey. Aracın içine süt dökülmesi sonucu oluşan kokular. Bunlara da müdahale ediyoruz. Ama bunlara müdahale etmenin belli şartları var tabii. Önce maruziyetin olduğu bölgeyi sonuna kadar açmamız gerekiyor. Metale kadar inmemiz gerekiyor. Metali temizleyip üzerinde kullanılan süngerlerin veya izolasyon malzemelerinin bütünüyle değiştirilmesi, üzerine gelen kaplamaların temizlenmesi sonrası ozonla sterilizasyon işlemiyle bunun da burada da net sonuca ulaşılabiliyor. Evet, şu anda iki aracımız var. Bir tanesi deri döşeme, bir tanesi kumaş döşeme. İsterseniz deri döşemedeki aracımızla başlayalım. Seyircilerimize ne gibi işlemler yaptığımızı anlatalım ve bu işlemler sonucunda da aradaki farkı seyircilerimiz gözleriyle görsün. Evet, o zaman deri döşemeli aracımızla başlayalım. Şimdi detaylı iç temizlik işlemine başlıyoruz. Önce aracın genel kontrolünün yapılmasının ardından hangi ürünle nasıl müdahale edeceğimiz konusunda iş planı yapılıyor. Ve alkalik ürünlerle deri temizliği işlemi şu anda başladı. Seyircilerimizin daha açık ve net görebilmesi için koltuk siyah bir bantla ortadan ikiye bölündü. Öncesini ve sonrasını anlatmak maksadıyla sonrasında bütün aracın içi komple yapılacak. Şu anda çalıştığımız koltuğun bir parçasında sizler de görebiliyorsunuz çok bariz bir şekilde temizliğin farkı görülmekte. Şimdi birinci aşaması biten temizlik işleminden sonra deri koruyucu kremle deri bölge koruma altına alınacak.
Şimdi koruma işlemi uygulanmakta. Burada önemli bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Deri koruma ürünü, deri döşemeli araçlarınızda ilk günden itibaren kullanımı yapılırsa ve bunun kullanımına önem verilirse derilerin çatlaması veya başka renklerin derilerin üzerinde iz yapması büyük ölçüde önlenir ve deriler ilk günkü yumuşaklığı ve parlaklığında muhafaza edilmiş olur. Model bir aracın içindeyiz sevgili seyirciler. İlk günden bu yana hiç bakım yapılmamış. Sadece bu araç kullanılmış ve dolayısıyla derisinde bazı yerlerde yıpranmalar var. Oysaki deri koruma ürünleri, bazı sütler var biliyorsunuz, kremler var deriyi besleyen, koruyan. Onlarla korunsaydı belki bugünkü halinden çok daha iyi olabilirdi. Buraya geldiğinde rengi sarıya daha çok yaklaşmıştı. Adeta hardal sarısı gibi gözüküyordu. Ama burada içeride detaylı bir iç temizlik yapıldıktan sonra, doğru ürünler kullanıldıktan sonra sizlerin de görmüş olduğu gibi beje daha çok yaklaştı. Tertemiz bir görünüme büründü. Ama daha önce de hep belirttiğim bir detay var biliyorsunuz. Ömrünü tamamlamış, yıpranmış malzemeleri geri dönüştürmek zor. Ancak kirlerden arındırmak mümkün. Burada da gördüğünüz gibi üzerinde bulunan tüm kirlerden, tüm lekelerden arındı. Tertemiz bir hale geldi. Otururken de içiniz daha böyle ferah bir şekilde aracın içinde oturabiliyorsunuz. Ama benim tavsiyem tabii ki keşke ilk günden bugüne kadar doğru bakım ürünleriyle korunsaydı çok daha iyi bir kondisyonda olabilirdi. Hep ne diyorum? Artık araç almak zorlaştı, fiyatlar yükseldi. O yüzden tek yapmamız gereken elimizdekini en iyi şekilde korumak, ona en iyi şekilde bakmak. Bunu nasıl sağlayacağız? Tabii ki doğru ürünlerle, doğru zamanda yaptığımız minik müdahalelerle hem aracımızın hem aracımızın içindeki parçaların ömrünü uzatıp daha temiz kullanma şansına sahibiz. Ve tabii ki gün geldiğinde elden çıkaracağımız zaman da değerinde veya değerinin biraz daha üzerinde satma şansına sahip olacağız. Eğer aracımıza bakmazsak, yıpranırsa aracımız, eski görünümlü olursa, kirli görünümlü olursa o zaman da değerinin altında satacağımızdan zarar edeceğiz. Ne demişler? Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.